ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah gecemizi mübarek etsin. Amin. Siz de hoş geldiniz ya. Arkadaşlar inşallah Allah nasip ederse, Allah muvaffak etsin inşallah. Dersimizin mevzu kemalat. Kemalat. Bu kemalat neyinesidir? Kemalat olmadan önce oraya koyalım. Tamam. İnsana dinimiz insana niçin hudutlar konmuş? Kemalat bunun üzerine kurulmuş. Hudutlar koymuş, haramlar koymuş. Doğru demiş, yanlış demiş. Olmasa olmaz mıydı? Niye haram var? Neyi yapma diyor? Bırak sağlığı öyle. Hatırınıza geliyor değil mi? Benim hatırıma geliyor. Sen kaç yaşındasın? 17. 17. Benim hatırıma geliyor ya. Eskide geliyordu. Ya Allah yarattı. Ya niye peşimize düşüyor ya? Bıraksın bizi ya. Dedi biliyor musun? Abdullah. Niye peşimize duruyor? Yazmış adam, kamyon arkasına yazmış Laz. Ya kover peşimi. Arkasına takılmış. Ya kover peşimi. Yani bırak arkamı diyor ya. Yani Cenab-ı Hak öyle bizi yarattı. Tamam. Niye arkamızı bırakmıyor tobe yani? Yani tahayyülü küfür küfür değil yani. Tefekkürü küfür küfür olmadığı için. Bunları zikrediyorum. Ben bunlar çok kıvrandım kardeşim mektepte okurken. Çok kıvrandım. Sor, kime soracaksın? Sorsam bile kafir diyecekler bize. Siz sorabilirsiniz yani dersin içinde sor. Biliyorsan biliyorumdur, bilmiyorsan bilmiyorumdur. Şimdi bu dersi yapmadan önce bir mukaddeme yapacağım. Haramların konmasının sebebi kemalat içinde. Tamam mı? Kemalat girmeden kemalata Allah nasip ederse gireceğiz. Haramlar niçin konmuş? Ona ait bir mukaddeme yapayım. Bir 5-10 dakika. Hudutların konması yapma. Yap. Konması mutlak hudutsuz olan insanın istidadını sisteme koymak için, huzura vesile olmak için konmuş. İnsanın fıtratında nihayetlilik yok. Ne kadar istidat var? Nihayetsiz. Nihayetsiz. Ne istidat kabiliyet, her şeye kabiliyetimiz var. Mesela aslanın zulümü ama her kabiliyetin de hududu yok. Aslanın öyle değil, en canavar o değil. Demir kapıyı kapatın, aslan iş yapabilir mi? Sen demir kapıyı kapa, adam binayı komple uçurur. Yani hududu yok yani. İnsanın zulmüne hudut yok. Merhametine de hudut yok. Bana bir tane söyleyin de hudutlu olsun. Hayali hudutlu olsun. Merhameti hudutlu olsun. Düşüncesi hudutlu olsun. Gattarlı hudutlu olsun. Şefkati hudutlu olsun. Yok ki. Öyle bir şey yok yani. Şuraya kadar yapar, bundan sonra yapamaz değil. Komple şehri uçuruyor ama yani şehri. Tamam. O zaman kim? Her birimiz buyuz. Her birimizin yaşadığı toplum ne olur? Bak, her birimizin nihayetsiz istidat kabiliyeti var. Yani sistem var. Nihayetsiz sistem var. Merhamet bir sistem. Gaddarlık bir sistem. Hayal bir sistem. Ve bu sistemin de hududu yok. Hududu yok. Hani tamam peki. Şaka iyi. Şunu al istersen. Hududu yok yani. Biraz önce bir misal verdim. Timsah. Hudutludur zararı. Canavarın hudutludur. Kapıyı kapatırsın tamam. Hatta arabanın içine bindi adam. Bir şey yapamadı. Araba koştu hemen. Araba içine atladı, kapıyı kapattı tamam. Cama böyle böyle yapıyor. İnsan olsa havaya uçurur arabayı. Tamam. Peki kim bu? Fert. Fertlerin yaşadığı toplum düşün. Böyle fertlerin.
hudutsuz istidat kabiliyetleri var, meziyetleri var, donanımları var. Her donanımın da hududu yok. Bu böyle bir insan topluluğu düşün. Kuralı yok, haramları yok, yasakları yok, korkusu yok. Böyle bir cemiyet hayal edin. Soruyorum size, ne olur cevap verin lütfen. İçinizden ama. Hiçbir kuralın işlemediği bir yerde ailece yaşamak mı istersiniz? Kuralların, sen de dahil olsa, ben de olayım ama, kuralların işlediği bir memlekette yaşamak mı istersiniz? Hiçbir kural yok. Herkes her şeyde serbest. Aile büyüteceksin. Yaşayacaksın. Hiçbir şey suç değil. Hiçbir şey haram değil. Her şey mubahtır. Hayal edebiliyor musunuz ne olur? Dağdaki vahşi canavarlar yine korunur. Onların bile hududu var. O, özür dilerim. Affınıza sığınırım. İşiyor hayvan. Oraya sidini bırakıyor. Burası benim hududumdur. Hudutluyor. Değil mi? Onu merasını yapıyor. Bir derece korunuyor. Şimdi her şeyin mubah ve helal olduğu bir yerde aile olur mu? Yaşar mısın? Ya. Mesela bir mümin işlediği günahından sonraki huzursuzluğu kafir anlar mı? Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Müslümanız, müminiz. Yaptığımız günahtan dolayı, yaptığımız bir ihanet, yanlışlık adama yaptık, çaldık, çıktık. Vicdan azabı çekeriz. Kafirde bu yok. Kafire bunu da anlatamazsın. Yani bir günah. Günahtan mesela diyelim ki, hoş olmayan bir videoyu seyrettik. Kapattıktan sonra hangisi, hangi bir Müslüman der ki, oh be iyi ki seyrettim, ne kadar rahatladım. Vicdan azabı oluyor mu olmuyor mu? İçimiz yakıyor mu yanmıyor mu? Vesvese oluyor mu olmuyor mu? Kafirde bu yok işte. Yani bir müminin işlediği günahından sonraki huzursuzluğu kafir anlar mı? Peki mümin bu günahı işleyince huzursuz oluyor da tövbe ile rahatlıyorsa ya kafirin durumu ruhsal yapısını hayal et. Biz de mesela yaptığımız hataları vicdan azabı çekiyoruz. Ondan kurtulmanın bir yolu var, tövbedir. Hakkını helal et diyorsun, helallaşıyorsun, tamam mı? Bir çıkış yolu var. E kafir neyle yapacak bunu? Tövbe yok. İman yok ki tövbe olsun. Tövbe ne demek ki? Bir kafire söyler misin? Günahından dolayı tövbe. Günah nedir ya der. Kafir için günah nedir? Kafir için bak arkadaşlar, hayatta iki temel ölçü vardır. Komünizmin iki temel ölçüsü vardır. Bir tanesi hiçbir ahlak mefhumu tanımaz. Hiçbir şahsı tesebbüsü yoktur. Ahlak mefhumu şu. Bir dinsiz için bir şey menfaat ve lezzeti varsa iyidir. Zararı ve elemi varsa kötüdür. Anladınız mı bak? Bir şey niye iyidir, niye kötüdür dinsiz için? Menfaati ve lezzeti varsa o iyidir. Zararı ve elemi varsa o kötüdür. O zaman seni kandırmam, mal gasp etmem, menfaat mı? Menfaat tabii, o zaman iyidir. Böyle bir toplum ne olur? O onu aldatıyor, o da onu aldatıyor, ben de onu, o da beni. Ölçü budur. Eğer Allah yoksa, haşa, ahiret yoksa, ahiret ölçü değilse, ya bu insan çalmaması, zina yapmaması, ölüp kırmaması, kırıp dökmemesi ahmaklıktır. Niye hiç çalmıyor ki? Nasıl yok ahiret? Hesap yok ki. Niye çalmıyor ki? O ondan çalacaktı, o da onca çalacaktır. Çingeneler gibi yapacaksınız. Kırıkhan'da çingeneler. Ağa babalar bir araya gelmiş. Yeni duydum. Sokak sokak ağa babaları varmış. Bir araya gelmişler. Kaç kişi dediler ya? 9 kişi mi? 7 kişi. Karar almışlar. Biz madem hep aynı familyadanız bu şehirde birbirimizden bir şey çalmayacağız. Karar. Orada hiçbir çalma yok.
Ama şehri talan ediyor. Ya. İşte sana o huzursuzluk olmasın diye sana hudutlar konmuş. Yani günahtan dolayı insana meydana gelen o huzursuzluk olmasın diye sana hudutlar konmuş. Hem mesela ömründe kendine hudut koyup kazandığının bir kısmını hudutlandırır ve tasadduk et der. Mesela çalışıyorsun, kazanıyorsun. Bu çalıştığın kazandığına Allah bir hudut getiriyor. Bir kural dairesinde yapıyor. Bak ne olacak? Diyor ki tasadduk et. Zekatını ver. Bir mala bir hudut kural koyuyor. Vermekten doğan lezzeti vermeyi nasıl anlar? Bak lezzeti görüyor musunuz? Vermekten doğan bir garibanın memnun etmekten, güldürmekten, ihtiyacını gidermekten doğan ve hatta verdiğinden daha kaliteli olan o lezzeti sen parayla alamazsın. Memnun ettiğin birisinin, ihtiyacını giderdiğin birisinin, onun memnuniyetinden aldığın hazı sen pasta börekten alabilir misin? Veremeyen de bunu bilmez ki. Zanneder ki vermek, vermek zanneder. Vermek, vermek zanneder. Oysa vermek almanın değişik ismi. Doyumsuzluğunu zekat, sadaka gibi şeylerle hudutlandırmazsan hali ne olurdu? İnsanda doyumsuzluk var. Yani kazanmanın hududu yok ki. O da olsun, o da olsun. Ve fıtrat, o zaman boğulursun. Boğar seni. Boğar. Malın zekatı, ömrün zekatı, kulağın zekatı, aklın zekatı. Bunların hepsinin zekatı var. Dur diyor yani, dur. Bir kural koyuyor seni. Ondan sonra rahatlıyorsun. Sabahtan akşama çalışıyorsun. Paramparça oluyorsun. Dur. Dur şu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. O öğleyin okundu. Dur hele ya. Of be. İyi ki abi. Otur hele bir namazda kılalım. Bak hayatına bir nefes aldırttı ya. Yani kural koymuş. Yani bu keyfi nasıl alacaktın? Vermekten doğan lezzeti vermeye nasıl anlar? Doyumsuzluğunu zekat, sadaka gibi şeylerle hudutlandıramazsan sen hali ne olurdu? Her bir emir bir huduttur. Seni çevreleyen sur gibidir. Hariçten koruyan siper gibi, zırh gibidir hudutlar. Yani bir zırh giymişsin, hududa girmişsin gibi olur. Kazandığına ben kazandım diyen, kazandığım paraya ben kazandım diyen, Allah'ı Celle Celaluhu bile ortak görmeyen insan ne durdurur? Kazandığına ben kazandım diyor. Allah'a bile ortak koşmuyor yani. Artık Allah bile benim ortağım değildir diyor. Allah ortak koşmak değil. Kendisini ortak yapmıyor Allah'a. Allah'a ortak yapmıyor kendisine. Peki bu insanı ne durdurur? Böyle bir insan. Allah bile ortak yapmıyor. Allah ortak koşmuyor. O ayrı bir şey yani. Allah bile mallına ortak yapmıyor. Allah karışmaz diyor. Allah mı kazandı diyor. Tövbe estağfurullah. Karın öyle dedi de Musa'ya ya. Rabbin mi bana verdi ki diyor. O mu kazandım ki benden istiyorsun ya Musa dedi. Tövbe ya Rabbi el alemi ya. Ne kadar sabırlısın. Nasıl bir Allah'sın hakikaten ya. Ben var ya toz gibi ezerdim vallahi böyle. Sinek gibi ezerdim. Bana öyle diyecek ya ben yaratmış. Yani ona küfür ediyorlar. Onu inkar ediyorlar. Suçu da ona yüklüyorlar. Kaderi buydu diyor. Ulan küfür etme yetkisi hürriyeti verdi. Elimi kolumu bağladı diyor. Lan sana daha nasıl üreti versin ya? Onu inkar etme üretim var yok mu? Küfür etme üretim var. Her türlü şey sayabiliyorsun dinine ona. Ondan sonra diyorsun ki beni diyor hürriyetimi kaldırdı. Ne yapması lazımdı ben anlamadım ki yani. Haşa tabi Allah mı dövecektin ya? Küfür ediyorsun. Allah'a
Allah Celle Celaluhu nasip etti sana denmezse ve buna uymazsa insan durumu, psikolojisi nasıl olur? Yani bu nimeti Allah verdi. O verdi. Ama ona niye vermedi? Ha, Allah biliyor. Allah hikmeti var. Allah ile çözümlüyorsun. Allah devre dışı yap. Bana verdi veya bana vermedi. Hani bana verdi de ona vermedi, bir derece çözülür o. Yani beceriksiz adamdı. Kapasitesi yoktu. Yapamadı. Allah devre dışı yaparsan. Bana vermedi, ona verdi. Ya ne özelliği var ya? Öyle mühendisler var ki, ilkokul okumayan adamın şirketinde çalışıyor. Sapancı mesela. İlkokul üçüncü sınıftan ayrılmış. Yüzlerce, bilmiyorum ama belki binlerce mühendis çalışıyordur. Ya. Şimdi ne der? Lan ne özelliği var ya? Ebu Cehil de öyle dedi yani. Okuma yazma 7 kişi varmış Arap Yarımadası'nda. Bir tanesi benim. Onlar için en kaliteli de benim. En zengin benim. En kabadayı da benim. Aşiret üyesi de benim. Ulan ben peygamber olmak için bütün özelliklerim var. Ben olmadım. Fakir. Ümmi, cahil. Reis değil. Çoban. Bir ticaret kafile de işçi. Yetim, ne dersen de hepsi kaldırıyor. Tam zıttı ya. He, adamın tam zıttı. Ya bunlar nasıl oldu diyor. Hakikaten adam kafayı yedi yani. Allah Allah. Allah da antika yapıyor değil mi? Ya ne geldi adama diyorsun ki bu kapasiteyle buna tabi ol. Ondan sonra ama şimdi adam nasıl Bakırköy'e gitmedi? Herhalde Bakırköy yoktu değil mi o zaman? Şimdi sabah kalkıyor, gündüz beraber çelik çumak oynadılar. Aynı mahallede. Bir tane evi aşağıda, bir tane sokakta ya. Bir sokak var. Sabah kalkıyor, ben peygamberim dedi. Lan Muhammed nereden çıktı bu ya? Peygamber oldum. Nasıl bileceğim dedi. Sen biraz dün beraber oynuyorduk. Bu gece oldum dedi. Misal ya. Bak dedi, senin gölgen vuruyor mu? He vuruyor. Bak benimkisi vurmuyor. O da hakikaten bakıyor, kendisinin gölgesi vuruyor, onu vurmuyor. Niye kafayı yemedi o anda? Ne yaparsan ben, benim gölgem düşüyor, onunkisi düşmüyor. Bir baktım ki parmağından su akıyor. Tabağını getir, tabaklarını, kabak kacaklarını getir de doldur yani buradan. Yani adam bakıyor, eline bakıyor. Bir de onun eline bakıyor. Elinden su akıyor. La kardeşim, su akmak değil, Allah 70 bin perdeden tecelli ederek Musa Aleyhisselam'a daha tecelli etti. Bir çalıya tecelli etti. Paramparça o. Musa bayıldı yani. Musa bayıldı. Bu zat gitip görüşüyor. Ve parmağından su akıyor gayet normal. Nasıl bir imanı var ya? Ayet-i Kerime de söyleyeyim size. Ne suresiydi ya? 40. ayet. 10. ayet. Surenin adını unuttum. Musa Aleyhisselam, Allah diyor ki asanı at diyor. Asanı at diyor. Nemil suresi. Nemil miydi? Asanı at dedi. Atınca çok büyük bir canavar oldu. Ne yaptı Musa Aleyhisselam biliyor musunuz? Allah ayetinde söylüyor meali. Ne yaptı biliyor musunuz? Korktu. Başı patladı. Korktu, kendisi arkasını dönerek kaçtı diyor. Kendi attı asadan. Allah diyor ki, ey Musa, peygamberler korkmaz, korkma, ben yapıyorum. Dön. Allah öyle teminat verince döndü biliyor musun? Asa, yılan oldu, korktu, geri döndü, kaçıyordu dedi. Allah diyor ki, peygamberler korkmaz. Peygamberin bu asası canavar oldu değil, parmağından su akıyor. Gayet rahat, imana bak şimdi. Böyle bir yapıyorum ben. Kendini böyle dinlerseniz zevk alamazsınız. Ha birisi yapmış. Tabii canım peygamberdir. Alamazsın keyif. Kendini o yap. Muhammed yerine koy aleyhissalatü vesselam. Peygamberine koy. Tamam. Parmağımdan su akıyor. Aksın. Yap bakın be aksın. Parmağımdan su akıyor. Kendi parmağımdan. Onun akması normaldi.
Benim parmağımda şu akıyor. Benim ödüm patlar bir kere. Böyle bir yapıyorum, akiye bölünüyor. Ağaca çağırıyorum, öyle ağaç geliyor. Lan ben ağaca çağırsam, ağaç gelse ne yaparsınız ya? Allah aşkına ya? Siz ne yaparsınız ya? O bir tane çocuk gönderdiler video bana. 1,5-2 yaşında mı ne? Kız çocuğu 2 yaşında. Gölgesini başkası zannedip gölgesine kaçıyor. Nasıl ağlıyor? Görmüştünüz o videoyu. WhatsApp'tan geldi. Sonra kaçıyor gölgesinden düşüyor. Ayağını kaldırıyor, gölgesi orada. Ödü patlıyor çocuk ya. Ödü patlıyor. Allah Allah. Her hissi, her istidadı ve kabiliyetleri sonsuz olan insanı ne durdururdu? Böyle insanların bir arada yaşamaları ne cehennem olurdu? İstidatlarına had konulmamış, kural olmayan bir memlekette yaşarsan böyle insanların içinde ne cehennem olurdu? Cehenneme girmeden. Mesela düşünün, burada herkes her şeyi yapmaya serbesttir. Sen şimdi burada olamazsın. Annem var, bacım var, evim var, duman var. Arabam var, bilmem ne var. Herkes her şeyi yapmayı serbest. Her an herkesten her şeyi bekle. Niçin, neden, nasıl, niye, doğru ve ne yapacaksın? Niçin, nerede, kime, nasıl, ne yapacaksın? Hadi herkes mubah. Dünya senin mülkün değil. Kullanman için verilmiş. Ahiret ise mülktür. Kontrolsüz düşünceleri daha kontrol edemiyoruz da ne hale geldiğimiz meydanda değil midir? Arabayı bile sürerken yolda bile kural var, yol var, çizgi var. Olmadığını hayal edin. Herkes her yerden gitmeye müsait. Kimseyi açıklamaz abi. Yani ya da herkes tır alır abi. Kimse taksiyle gidemez. Gidemez ki. Gezen ezen. Herkes her şeyi yapmaya mubah. Kural yok. Bir yerden bir yere gitmek için kural lazım ki gidesin. Dünyadan ahirete gideceksin. Nasıl kuralsız gideceksin ya? İçsel alemini dengeye getireceksin. Ya düşünceler var ya düşünceler. Kendinle baş edemiyorsun. Onun adı psikoloji bozukluktur. Yani bunu daha düşüncelerine baş edemiyorsun. Kuralları getirdiğim halde bak böyle düşün, böyle düşünme. Bu bundandır, bu da bundandır. Bunun karşısına bunu koy, bunun karşısına bunu koy. Bu böyle yok olur, bu da böyle yok olur. Bu budur, bu da budur. Üç hayır, benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Bu bundan geliyor, bu da bundan geliyor. Bu ikisi konuşmasını sen seyrediyorsun. Onaylayıp reddedeceksin. Sen haklısın, sen sus lan diyorsun. Benim nefsim, benim ruhum. Odun gibi, duman, nur. Ya kardeşim ya, acayip bir şey. Şimdi kemalat, tamam mı? Biraz uzattım zannediyorsunuz ama okudum da çıkarttığım şey. Şimdi kemalat okuyorum. Kemalat bunun üzerine kurulmuş. Anlattığımın üzerine kurulmuş. Kemalat, şu anlar 151'den okuyorum. Okudum çıkarttım arkadaşlar. Daha devam ediyor okuma, bir paragraf daha. Evet, bu kainatın bütün ulvi hikmetleri, yüksek. Yani ulvi hikmetleri şu, buraya göre değil. Mesela elma. Elmanın ulvi hikmeti insana bakıyor. Düşünün, ağaca elma takılmış. Ağaca karı var mı? Yok, zararı var hatta. Değil mi? Şimdi ha? Ağaç da yemiyor mu? He, ağaç da yemiyor. Ağaç yemiyor. Ne, peki niye bu ağırlığı takmış? He? Niye takmış peki? Yani ağaç elma yiyor mu? Yok. İpek böceği ipek yapıyor. Elbise mi giyiyor? Yani ha, ulvi hikmetleri, yani baktığımız zaman mevcudat başkası için çalışıyor. O zaman o meyveye o ağacın kemalatı diyebilir miyiz? Kemalat işte onun için. Ağacın kemalatı meyvesidir. Mesela şöyle düşünün. Meyve vermeyen ağaç sobaya. Süt vermeyen sığır kazana. Kar getirmeyen araba galeriye. Namaz kılmayan insan da cennete.
Ben bir şey demedim, sen dedin bana. Yani niçin ona takılmış? Demek ki ağacın kemalatın üzerine takılan hikmetler. Harika güzellikleri var. Ağacın güzelliği kendisinin kârı var mı? Haberi yok. Peki, tavus kuşu çok güzeldir. Muhabbet kuşu olan var mı evinde? Veya şey, balık akvaryum var değil mi? Nasıl değil mi? Beni de deli edenlerden bir tanesi var mı buradan başka? Akvaryum veya kuş şeyi olan Muhabbet, akvaryum senin. Renkli midir? Evet. Doyamıyorsun değil mi? Yani bakmaya bile. Ya. Peki, balık kendisini biliyor mu güzel olduğunu? Bilmiyordur. Çünkü hiç aynaya bakmadı ki. Aynaya baksa bile yabancı zannediyor, onu gagalar. Muhabbet kuşu var ya Muhabbet, mavi yeşil sarı. Koydular, gagalıyor. Onunla ötüşüyor. O ötünce o da öttü zannediyor. Kendi sesini bu öttü zannediyor, karşılık veriyor. Çık 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 çık. O da yaptı. Çık çık çık. Çık 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 çık. Gagalıyor. Kendinin varlığından haberdar değilse benim varlığımdan haberdar olur mu? Şimdi vay be elbiseyi görüyor musunuz? Sizin gibi paçavra mı giydim? Kalite burada. Hakikaten canlı elbise. Onun elbisesi canlı. Canlı yani. Seninkisi cansız. Paçavra ya. Hanginiz kaliteli giyiyorsunuz? En güzel elbiseyi hayvanlar giyiyor. Yün giyiyor ya koyun. Sığır deri giyiyor. Deri mantımız yok ya, kumaş var bizde. En iyi elbiseyi hayvanlar giyiyor. En iyi ayakkabı onlar giyiyor. Gözlük de yok ha adamların. Kaliteyi seyret ya. Ama kendi varlığından haberi yok ya. Fesubhanallah. Kendi varlığından haberi yoksa ne işlediğini nereden bilecek? O zaman bunlar bize hizmet ediyorsa birisi işlettiriyor demektir. Niye? Kendi varlığından haberdar olmayan benim varlığımdan haberdar olamayacağından bana uygun çalışmaz. Harika güzellikleri. İlk önce hikmet. Ona takılan harika güzellikler. Adilane kanunları, işlevleri var. Yani mesela bir ağaç normal bir insanın 12 tane insanın oksijen ihtiyacını karşılayacak hava filtre vazifesini yapıyor. Diğerlerle işlev yapıyor. Kanunları, hakimane gayeleri, hakikat-ı kemalatın vücuduna bedahat de delalet. Yani her şey bir kemalat var, görüyor musunuz? Ağaçtaki çiçek, koku, renk, dal, budak, letafet, esneklik. Ne kadar hoş. Bir tanesi dedi ki, abi ağacın dalları niye eğri büğrüdür? Düz olsa ne olur? Esnek olmazdı. He? Niye dal eğri büğrü? Yani kalas gibi olurdu her şey ya. Şuna bak. Niye eğri büğrü? Olsun böyle o zaman. Bu da böyle olmasın. Böyle olsun hadi. Ona taharet bile alamazsın tuvalette. Pantolonun bile indiremezsin. Eğri büğrü olmasa. Eğri büğrü hikmetler içindir. Hudutlar komşu yapmış. Caterpillar, iş makinesi. Ele bakılarak yapılmış. Yani ne olur biliyor musun? Yani eğri büğrü, hatta Japonya'da şeylerin otobanları eğri büğrü yapıyorlar ki uyumasınlar diye. Burada Arabistan'da dümdüz. Ne kadar uçuyorlarmış ovalara. Her gün şey yapıyor. O kum çeyine ne kadar şoför dedi yani. Ne kadar uçuyorlar. Uyuyor dedi ya. Düz koydum böyle dedi. Kendisi de söyledi. Bir köprüye geldim dedi de oynayınca. Kendisi şoför söyledi. Lan hakikaten bir uyardık ya. Kimle mi beraber? Döy dedim falan adama. Adam uyudu yani. Çünkü ohu yüzlerce kilometre için ip gibi. İşte bu nedir? Kemalattır. Bakın, kemalata bak. Mesela kendi varlığından haberi olmayan ağaç
benim varlığımı biliyormuş gibi bana çalışıyor. Kemalat. Daha hizmetçilerimiz bu. Dünyanın yaratılışına bakın. Güneşten kopmuş parça değil mi? Güneşi hayal edin. Ateş bari. Buraya muhabbet kuşu biraz önce adın neydi senin? Umut. Umut. Kaç yaşındasın? 18. Mesela güneşte balık var mı akvaryum? Nasıl yani? Güneşte akvaryum var mıdır sence? Yok. Yoktur tabii, kesinlikle olmaması. Ama dünyada var değil mi? Dünya güneşten kopmuş parça değil mi? Nereden geldi bu akvaryum? Evirdi, devirdi, çevrildi. Yamuldu, düzeldi. Bu akvaryum oldu. Boya nasıl boya? Kör boya attı. Tabiat kördür, akılsızdır. Boya nasıl attı? O akvaryuma, o balığa boya atan kör olmaması lazım. Kesin. Kesin. Ateş küreden, ona can veren hayatta olması lazım. Değil mi? Allah Allah. Beni bilmesi lazım. Çünkü gözüme göre yapmış. Ve bilhassa bu kainatı işten icat edip, işten icat etmiş. Yok ki ilk defa gidin bakalım, geri gidin. Bu dünya güneşten kopmuş parçadır. Var mı bir serpa olan? Ver bakayım bir serpa. Ver. Ver abim. Oho. Ah, sevgili kardeşim teşekkür ederim. Bak. Bu parça değil mi? Şüpheniz yok. Peki. Şunda olan özellik, bütün özellikler bunda da aynı değil mi? Aynı. Fark var mı arkadaşlar? Bu güneştir. Bu güneşten kopmuş dünyadır. Aynıdır. Ama ufaktır. Değil mi? Parça değil mi? Peki. Güneş bunun kaynağını görüyoruz. Şaşırmayın. Bunun kaynağı nasıl bu? Doğuran bu. Bakıyoruz. Merkezinde 40 milyon santigrat derecede ateş var. Diş çemberinde 6000 santigrat derecede ateş var. Buradan kopmuş abi bu parçaya. Burada bir bakıyorsun ki %21 oksijen var. %20'ye düşse insan nefessizlikle ölecek. %22 çıksa, oksijen çokluğundan en ufak bir hani çivi çaksan bir kıvılcımla bütün her şey yanar. Yani topuklu ayakkabıyla gittiğinde çıt etti bir betona, çık bir kıvılcım çıkarttı. Her şey yanar. %21. 23 derece 27 dakika eğik. Bu daha dış dünyadan bahsediyor. Bundan kopmuş. Üzerine akvaryumu getirdi Umut'un. Güneşte yoktur. Ben oradan oraya taşındığı zannetmiyorum. Yani kargo ile gelmemiştir yani. Güneşte buraya gelmemiş. Ağaçların ne çeşidini? Ne yapmış Allah? Hiçlikten yaratmış. Yok ki kaynağı. Model yok. Misal yok. Numune yok. Patent yok. Hiçbir şey yok. Evet. Maddesi yok bir kere. Numunesi yok. Misali yok. Modeli yok. Patenti yok. Mukayese yok. Taklit yok. Yok başka bir yerde taklit yapsın. İlk ve son defa mükemmel. En son yapıyorsun. Her sene son modeldir karpuz. Sığır da öyle. Ama arabanın her sene modeli değişiyor. Mesela gözünün modeli değilse nasıl olacaktı mesela Abdullah? Nasıl olsun göz mesela? Dikdörtgen olsa, tepeye koysa. Hani mesela delikanlı adın senin neydi? Önder hocam. Önder. Mesela gözün nasıl olmasını isterdi? Nerede olsun? Bir bana söyler misin? Şurada olsa daha iyi olurdu. Bir tane burada hocam, bir tane de arkada olsaydı. Bir tane burada, bir tane. Ne olurdu biliyor musun? Bir kere kafa afallardı. Hangisini dikkat edecektir? İkisi de görüyor ya ayrı ayrı. Topu verirken kafa vuramazdım. Yani. Bir tanesi de böyle pat gitti. Ve bunun gördüğünü hesap eden bu, bunun da ne kadar dengesi olurdu değil mi? Düz olsa burada gitti. Bak şimdi buraya geliyor, bak şey onu. Ne kadar mükemmel yani, değil mi? Ya hatırınıza gelmiyor ki olan şöyle bir olsa. Her sene son mu de? Bu kemalat işte. Yani kainatta her şey mükemmele giderken insan terse gidebilir mi? Her şey mükemmele hamile. Gübre elmaya, nara hamile. Yağmur bulut vasıtasıyla ağaçlara, bitkilere, insanlara hamile. Bakın bakalım her şey mükemmele gidiyor. İnsan bunun tersine gidebilir mi? Bakın her şey mükemmel gidiyor dünyada.
Her şey mükemmele gidiyor. Atıyoruz, çürüyor. Çiçek geldi. Gidip de gelen mi var? Olan toprağa atıp da gelmeyen mi var? Gübreyi attık. Portakal geldi. Gübreden portakal yapan Allah. Seni yapamaz mı bir daha? Ve bilhassa bu kainatı işten icat edip her cihetle mucizatlı ve cemalli bir surette idare eden, yani işten icat ediyor, onu yapmak yetmiyor. Onunla alakalı her şeyi de güzel yapacaksın. Sen gözü yapmak yetmiyor. Göz nerede çalışıyor? Güneş ortamında. Güneş edebileceksin. Güneşin fotonlarına göre, ışığına göre. Başka? Eşyanın kırılma açısına göre, fiziğe göre yapacaksın. Yani göz yapmak ilmi etmiyor. Başka? Bu göz, bu sistem içinde çalışıyor. Bu sistemi de bileceksin. Kolu taktın, olur musun kolu takma? Vücudu bileceksin, beyni bileceksin, sinir sistemi bileceksin, kanı bileceksin. Kol var, vücudu bilmiyor. Bunun başkası taktı, bunun başkası yaptı. Ciğeri kim yaptıysa, havayı da yapmış olmuyor mu? Gözü kim yapmışsa, Umut'un akvaryumdaki balığı da o boyamıştır. Aynı onun gibi bendeki beka arzusunu kim vermişse Baki'yi de o yaratmıştır. Ben güzeli seyretme istidadımı kim koymuşsa güzeli de yaratan odur. Güzel şeyleri duyma istidadını kim koymuşsa kulağı da o yapmıştır. Kulağı kim yapmışsa o sesleri de o yapmıştır. Bendeki ebed arzusunu kim koymuşsa ebedi de yaratan odur. Ebed arzusu var da hepimizde. Sonsuzluk var yani. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Ha bunu yapmışsa demek ki o istediği şeyi de verecektir. Vermek istemeseydi istemek vermezdi. Her cihette mucizatlı, cemalli bir surette idare eden. Yani mucize değil mi ya bunu oynatmak? Gidin felçli hastalara sorun. El oynatmak neymiş? Sorun. El oynatmak neymiş? Belden aşağı felçli olanlara sorun. Tuvalete gitmek neymiş? Oturup kalkmak neymiş? Mucize. Nefes vardı ya, hastaneye gitmişti ben. Birisi nefes alamıyordu. He ya. Ne demişti o? Kutucu abi, fabrikatör. Yani bu var ya, beyaz eşyaların kutusu oluyor da. Bunu imal eden adam yani. 2-3 tane fabrikası var benim bildiğim. Yoğun bakıma koymuşlar. Akciğer kanseri ya, alamıyor. Ondan sonra kimseye almıyorlar. Demişler ki yazıyla, oğlu tanıdı. Tanımadı da işte, tanıttı işte. Evinde ders yapıyorduk, bu abinin evinde. Bu abinin evinde ders yapıyorduk. 82'lerde. Dedi ki falanca geldi yaz. Dedim ki bak, babanın iyiliğini istiyorsan kardeşim dedim. Hocam dedi ki yoğun işte bakımda. Lan ben seni beni dinlerim. Nerede olduğunu ben de biliyorum. Yaz yaz. Babanın iyiliğini istiyorsan yaz. Fındıkzade'den, dershaneden, 83-82'den evinde ders varken Hasan kardeş geliyordu. O geldi sana. Gitti yazdı. Heyecanlandı. Hemen çıkartın dedi bunu. Hemen çağırdı, hemen aldı. Böyle beni gördü. Bak bir şey anlatacağım. O ki hatırlattı. Dedi ki gittiğin yerlere beni anlattı. Ama böyle anlatmıyor. Böyle anlatmıyor tabii. Gittiğin yerlere bunu anlattı. Ne dedi? 10 dakikada. Bir defa yoğun bakım ünitesine bağlı değilken rahat nefes aldıklarının farkındalar mı? Sizi soruyor, bana da sordu. Senin adın neydi? Erdem hocam. Erdem. Farkında mısın Erdem? Ben değilim. Bak. Senin adın neydi? Ömer. Ömer'im canım. Ben farkında değildim, inan. Bak sen de derin nefes aldın değil mi şimdi? Adın neydi unuttum. Ha? Barış bizim Barış. Barış. Hakikaten üniteye bağlanmadın ha. Ünitesiz. Demek ki otomatik ünite var şu anda.
Hani bir abin dediği gibi yoğun bakım ünitesine bağlı değilsen yoğun bakılıyorsun demektir demiş. Allah Allah. Ne nimet varmış ya. İyiydim şu anda rahatladınız değil mi? Ünitesiz. Az da öyle ya. Senin adı neydi sakalın kardeşim? Mehmet. Mehmet'im ya. Hakikaten yoğun bakılıyoruz değil mi? Evet. Bak ünite yok. Şu kemalata bak ya. Demek ki havayı kim yapmışsa ciğeri de o yapmıştır. Öyle benziyor. İyi ki Allah var. Allah var, problem yok. Maddeyin Allah. Maddeyin Allah. Bu Allah'ındır. Daha karışma. Rahat ol. Her cihette mucizatlı ve cemalli bir surette idare eden Halik'in kemalatına ve o Halik'in aynı zuşuru olan insanın kemalatına şehadeti pek zahirdir. Yani bunlarla Allah'ın kemalatı gözüküyor. Allah hakikaten kamili mutlaktır. Bir de insana bakması, insanla yorumlanması, insanla izah edilmesi. Yani insanı kaldırırsanız gül niye güzeldir? Veya gül niye kokar? O küs koklamak için. Hiç gördünüz mü o küsü böyle bir gülü koklayan? Uf be mis be kardeşim. Var mı böyle bir küsü var mı? Veya uzaktan bakıyor tamam o küsü. Şu bahçeye bak be. Hani o bahçeler var ya çiçek bahçesi. Allah Allah. Şu manzaraya bak. Vallahi yenmez ya bu. Der mi ya? O küs da o küs yani. Biz bazen arabayı durduruyoruz abi giderken. Dayanamıyor abi mesela. Görüyoruz. Normalde işimiz o değil ama arabayı durduruyoruz. Diyoruz ki ya bunu seyretmeden hani bunu bir görelim. Beraber miydik Ezmen'e giderken, Afyon'a geçerken, Esra diyorum. Evet, Afyon'a. Acayip 2-3 tane renkli var. Bir pembe, çok açık pembe vardı. Bir çok koyu pembe vardı. Siyaha çalan bir renk de vardı. Bu, hatırlar mısın? Dedim Abdullah bir dur da gireyim. Abi tarlaya girme dedi. Niye dedim? Ya bakarsın dedi sarmış olursun dedi. Acayip bir şey ya. Hakikaten geçemiyorsun. Ha bir de şey, o şey çok güzel gidiyor. Sinir sistemine çok iyi geliyor o ot. Sapsarı. Neydi o ya? Sarıkantaron mu? Sarıkantaron. Ya bu kadar mı güzel ya böyle çubuk. Ya dur alalım dedik falan ama hatırladın değil mi o şeyi? Evet. Sapsarı yani çubuklara. Yani bu kadar mı kemalat olur? Kör boyadı değil mi onu ya? Yani? Tövbe yani onu kör değil mi yani? Nasıl dedin Allah'tan mı korkmadın ya? Yani bunu boyayan hiç siz gördünüz mü? Doğuştan ama kör oto boyada araba boyuyor. Arabanı teslim eder misin? Camını boyadan. Diş doktoru düşünün doğuştan ama dişini vermişsin. Doğuştan ama göz doktoruna gözünü tamir ettiriyorsun. He Ömer? Olur mu Ömer? Olmaz hocam. Olmaz tabii ya. Gel de yani insan Allah'tan korkar ya. Ulan bir de biraz akıllı olur da adam Allah'ı inkar etmek için biraz akıllı insaflı olur yani. Biraz bir şey yapacaksın ya. Deccal bile dedi ya. Beni mi buldun dedi ya. Ömrü Allah'ı inkar etmeyle kalktı. Sonra sonsuz anlamış 3 sene kala işte beni mi buldun demiş. Biliyor yani. Çünkü inkar etmesi için o var olması lazım. Allah yoktur denmesi için Allah var olması lazım. Kim yok dedi İsmail? Allah. Demek var ya işte. O yok. Ha o yok. Ha. Yok bile vara ihtiyacı var. Yok. Ne yok? Allah yok diyor mesela. Ha Allah var yani demek. Bir şey İnkar etmen için o var olması lazım. Umut anladık değil mi abi? Hasan abi yok. Demek ki öyle biri var. Böyle birisi var. İnkar etme ihtiyacını duyuyor. Mesela 8 kafalı insan yoktur diyeni duydunuz mu? Yok öyle bir şey yok ki inkar etsin adam. İnkar etse manşet atsa gazeteye. Ben 8 kafalı insanları inkar ediyorum. Ne derler? Bakır kedi mi kalktı, kaçtı? Böyle manyak da mı var? İnkar etmesi için o var olması lazım. Ya. Ya o zaman inkar eden de ahmak abi. He? Tabii ki ahmak. Ne inkar ediyor? Kendi kaynağını inkar ediyor. Adam düşünebiliyor musun?
neydi özür dilerim ismini? Erdem abi. Erdem. Düşünebiliyor musun? Adam kabul eden, inanıp reddeden ruhudur. Ceset değil, kilo değil. Ruhuyla ruhu inkar ediyor. Ruh yoktur diyor. Bunu diye yoktur diyen de ruha. Ben böyle adama rastladım. Hocam ruh var mıdır dedi. Dedim ki sence yok mu? Ben ruha inanmıyorum dedi. Neyle inanmıyorsun dedi. Neyle inanmıyorsun? Atomunla mı? Yani vücudumuzu meydana getiren karbon, hidrojen, azot, magnezyum, uranyum, kükür, ne bileyim. Bunlar şimdi inanan da reddeden bunlar mı? Göz görmez ki. Gözlük gibidir, bakılır. Gözü meydana getiren hangi element hidrojen, oksijen var? Hangi element görüyor ki? Ruh çıktıktan sonra göz yine orada mı? Orada. Görmüyor. Ya gözü meydana getiren maddeler belli ya. Hangisi gözü var ki? Yani gözü meydana getiren elementler hepsi kör. Hidrojen var, kalsiyum var, magnezyum var, gükürt var. Hepsi kördür. Abi hepsi geldi de görüyor. Anam 10 tane körü bir araya getirince göz mü olur? Çok acayip ya. Hakikaten küfür, ahmaklık ya. Yani kör olan elementlerden göz yapıyor. Bunu yapana da kör denilir mi ya? Kulağa meydana getiren hangi element duyuyor ki? Kulağa meydana getiren karbondur, hidrojendir, magnezyumdur, uranyumdur, demirdir, kükürttür, çinkodur, gümüştür, demirdir, altındır. Hangisi duyuyor? Demir duyar mı? Ama onunla yapılmış. Çok tuhaf ya. Madem kemalat hakikati vardır. Bak şimdiye kadar konuştuk 20 dakika belki yarım saat. Fazla. Yani her şey mükemmele doğru gidiyor. Kendi adına çalışmıyor. Ağaçtan dedik yani. Bakın bütünsel bir fotoğrafa bakın dünyada. Bir ağaç dedik, sır dedik, insan dedik, şunu dedik, bunu dedik. Fotoğrafın tümüne bir bakın. O zaman kainatta bir kemalat var. Yani her şey mükemmele gidiyor mu mükemmel? Madem kemalat hakikati vardır ve madem kainatı kemalat içinde icat eden Halik'in kemalatı muhakkaktır. Ve madem kainatın en mühim meyvesi ve arzın halifesi ve Halik'in en emniyetli, Halik'in yaratanın en ehemmiyetli masnuğu ve sevgilisi olan insanın kemalatı haktır ve hakikatlıdır. Yani zaman geçtiği için izah etmeyeceğim ama şuna durdum. Şimdi insana baktığımız şey, kainata baktığımız zaman her şey kemalatı var. Ağacı meyvesi var. Yoksa doğru sobaya. Sığırın sütü var. Doğru kazana yoksa. Araba getirmiyorsa doğru galeriye. Yani her şeyde bir kemalat var. Bütün kemalat insana bakıyor. İnsana bakan bütün bu kemalatlar, bu sistem insanla değer alıyorsa bu insan dönüp de bunlardan daha basit bir gaye peşine koşabilir mi? Yani bana hizmet edenlere bakın. Yerin altındaki madenlerden petrola kadar. Semadaki güneşten gece bile semamı yıldızlarla yaldızlamış. Havayı kuşlarla, kuşluklarla süslemiş. Hepsi bana. Sistemim de beka istiyor, ebed istiyor. Ruh ebed istiyor, ölmek istemiyor. Bütün her şey kemalatıma bakıyor. Benim fıtratıma da baktığım zaman ebed istiyor. O zaman benim fıtratımdaki ebed sesi o tüm sistemin onayıyla ben de ahireti istiyor. Çünkü eğer insan öldükten sonra bir daha dirilmek yoksa insana ve insana yapılan bütün sistem israf olur. Düşünün o zaman 7,5 milyar insanın aklını yapan, geçmişten bahsetmiyorum, gelecekte de değil, şimdi 7,5 milyar insanın aklını yapan ilmi muhit, aklı kül, bütün insanların akıllarını çürütüp diriltmemek üzere toprağa atarak akılsızlık yapar mı? 7,5 milyar
İnsanın aklının ustası. 7,5 milyar akıl yapmış. Bu akılsızlık yapar mı ya? Sen kazandığın maaşını, sen hiç yaptın mı? Doğru söyle. Allah aşkına doğru söyle. Aldın maaşı 200 lira veya 100 lira. Vallahi bu yüzlük ya hiç yandığını görmedim diye tutuşturdun mu? Yok tutuşturmadım. Tutuşturmam da abi. Abi 5 lira tutuşturan var mı? 100 lira tutuşursun. Değil mi? Şimdi peki sana malına sahip çık. Kazanımını, servetini, sana ait olanı, ait olanları israf etme bu hali veren kendisi israf eder mi? Sen israf etme diye bu sistemi sana yerleştirmiş, onda daha kalitelisi var. Şimdi bana malını israf etme diye duygu veren Allah, bütün kainatı ahireti getirmemekle israf etmiş olacak. O zaman niye masraf ediyor? Ödüyor hakikaten. Niye İsmail ya Allah aşkına ya? Eğer dirilmemek üzere bu dünyadan gidiliyorsa, bu dünyaya edile masraf israf olmaz mı? Ben baştan yaratmaz. Ne yapayım ki ya? Başı hiç. Hiçlikten. Sonu hiç. İki hiçlik arasında varlık mı olur ya? İşte dolayısıyla insan etrafındaki her şey kemalat. İnsanın kemalatına yardım ediyor. İnsanın kemalatı da ancak isteği olan bakiye mütevecci olursa olur. Beka istiyor. İnsan bekaya taraftar olur. Ona göre hedefler, fikrini, aklını, hikmetini ona göre kurgular. O hedefe göre çalışırsa insan kemalata gider. Mesela ahireti olmayan bir insanın kemalatı kabire kadardır. O zaman nihayetsiz bir fıtrat nihayet bulur. Öyle düşünür yani. İnsanın işte Halik'in en emretli masnuğu, sevgilisi olan insanın kemalatı haktır ve hakikatlıdır. Yani insandaki kemalat şuydu. Ebed istiyorum, sonsuzluk istiyorum, hiçlik istemiyorum, yok olmak istemiyorum, dert keder istemiyorum, hastalık istemiyorum. İstediğinize bakın bakalım, var mı dünyada? Yok. Demek böyle bir yer var. Kemalat fıtratının işaret edip gösterdiği yere doğru gitmektir. Fıtrat beka istiyor. Faniye gidemezsin. O nakıslıktır. Fıtratın istediği yapısı, fıtratın beka istiyor, ezel istiyor, ebed istiyor, sonsuzluk istiyor. Fıtratın isteyip işaret ettiği hakikat kadar ne hakikat olabilir ki? Ondan doğru daha ne olabilir? Fıtratın şehadetinden daha ileri şehadet olur mu? Yani burun diyor ki koku olması lazım. Kulak diyor ki ses olması lazım. Doğru değil mi ya? Ki burnun kemalatı kokuyladır. Yoksa koku verme. O zaman buruna niye bu özelliği taktın? Kulağa ses verme. O zaman bunun kemalatı yok ki. Göz var, bantlamışsın. Bak böyle dolaşıyorsun. Renk ve şekil yok. Kemalatı ancak fıtratın iktiza ettiği şeyle mülaki kavuşursa, beraber olursa kemalat olur. Gözün kemalatı renk ve şekillerle tamam olur. Yoksa nakıs olur, bantlamış gibi. Ruhun da kemalatı istediği şeye kavuşmasıyla kamil olur. Gözün kemalatı görmekse o zaman Allah'ın gör dediklerini görmek kemalatının da mı kemalatı? Kemalatı oluyor. Evet. Kemalatın esası ve madeni imanı billah diyor. Evet. Hasan-ı Musa 105'te. Bu da bizim marifetullah ve muhabbetullah'a götürüyor. Esas muhabbetullah esası Cenab-ı Allah. Evet. Evet. O kemalatı istiyor bizden. Evet, fıtratın iktiza ettiği aleme yönelmek kadar mantıklı ne olabilir? Mesela hepimiz burada istisna, kafir de dahil. Beka istiyorum. İstemeyen yok ki. Ben diyorum ki, bu beka istediğin şey baki ve onun gölgesidir. Çünkü elma var kokusu yani tadı yok. Veya bir duman var yanan bir şey yok. Ya şimdi sendeki bu özellik sen dünyadan kazanmadın. O zaman fıtratının İsteği, fıtratının sesine kulak ver. O onun kemalatıdır. Gözün kemalatı renk ve şekildir. Kulağın kemalatı sestir. Fıtratın kemalatı da istediği şeye yönelmektir. Elbette bu gözümüz ile gördüğümüz kemalli ve hikmetli kainatı fena ve zevalde yuvarlanan, neticesiz olarak
tesadüfün oyuncağı, tabiatın melabegahı, zihayatın zalimane mezbahası, zişurun dehşetli hüzüngahı suretine çeviren ve asarı ile kemalatı görünen insanı en biçare ve en perişan, en aşağı bir hayvan derecesine indiren ve Halik'in aynı kemalatı olan bütün mevcudatın şehadetiyle nihayetsiz kemalat-ı kutsiyesi bulunan o Halik'in kemalatını setredip perde çekerek netice-i faaliyetini ve hallakiyetini iptal eden şirk elbette olamaz ve hakikatsızdır. Yukarıda saydıkları şirkin iktizasıydı. Şirkin bu kemalat-ı ilahiyeye ve insaniyeye ve kevniyeye karşı ziddiyeti, o kemalatları bozduğu ikinci şua risalesinin üç meyve-i tevhidde dair birinci makamında kuvvetli ve katı deliller ile ispat ve izah edildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.